bacağın iki bacağı da tutar genelde. Yani tek bacakta görünmez. Tek bacakta değil. Genelde iki bacağı birden tutar. Ayırt edici midir? Yani... Ayırt edicidir. Mesela lenf ödemde tabii nedenine bağlı olarak ama sıklıkla tek taraflıdır lenf ödem. İki taraflı olması daha nadirdir. Yok mudur? Vardır. Doğru. Ama sıklıkla tek taraflıdır. Şimdi şöyle düşünelim. Pratik örnek verelim. Şimdi hastamız polikliniğe geldi. Bacağında ölçmüş. Ya hocam diyor, bu benim sağ bacağım diyor. Ben 38 numara ayakkabı giyiyorum. Ama akşam diyor, benim sağ bacağım 39-40 numara ayakkabı çıkıyor. Giymeye ihtiyacı duyuyor. Sıkıyor ayakkabı beni, sağ bacağım. Tamam, güzel. Biz de çapları ölçüyoruz. Belirli noktalar var, işte dizin altından, işte topuğun üstünden. Belirli noktalarda çaplar ölçüyoruz mezurayla, basit bir mezurayla. Ve 2-3 santim hakikaten diğer bacaktan daha kalın. O zaman biz tabii sorular sormaya başlıyoruz hastaya. İşte ne zamandır varmış keratin? Daha önce bir ameliyat geçirdin mi? Daha önce bir kanserle ilgili tedavi gördün mü? Işın aldın mı? Kalple ilgili şikayetin var mı? Biz genel olarak sorular sorduğumuz zaman artık tetkiklere geçmeye başlıyoruz. Hasta tabii bizi yönlendiriyor aslında. Bizim sorduğumuz sorular aldığımız cevaplara göre doktoru yönlendiriyor. O zaman bir Doppler çekiyoruz bacağa. Doppler dediğimizde ayakta yapılan bir probla invaziv olmayan yani hastaya zarar vermeyen bir işlem. Radyasyonu da yok. Bu Doppler'de özellikle toplar damarlara bakıyoruz. Toplar damarda bir genişleme var mı? Bir varis var mı? Hem iç damara bakıyoruz toplar damarına hem dış damara. Yani varis olma şüphesi de. Tabii var, bacak şiş geldi çünkü. Evet. Baktık varis yok. Hastanın bu arada kanlarını almışız biz. Karaciğerine bakıyoruz. Bu hastanın kalbine bakıyoruz. Bu hastanın akciğerine, tiroidine, bütün hormonlara da bakıyoruz. Onlar da normal. Şimdi her şey normal gidiyor şu an. Damarlarında, toplar damarlarında da bir sıkıntı yok. Hastanın bir sistemik hastalığı da yok. Ama hastada hakikaten bir bacakta şişlik var. Bunun için lenfödem şüphesi aklımıza geliyor. Lenfödem şüphesi aklımıza geldiği zaman lenfödemle ilgili testler de var. Bunlar birazcık can atıcı, can acıtıcı testler. Yani iğneyle yapılan nükleer testler. Evet. Fakat biz bu arada bunlara daha karar vermeden hastanın hikayesinde ya hocam ben trafik kazası geçirmiştim 3 sene önce. Sağ taraftan bir ameliyat olmuştu. Evet. Ya da hocam bende işte daha önce bir kitle vardı işte kadın hastalıklarından o alınmıştı. Yanık olmuş olabilir. Daha önce bir yanığım vardı gibi şeyler bizi lenf ödeme yani bu lenf sıvısını hücre arasında alıp önce kasıktaki rezervuara, ondan sonra oradan da alıp vücuttaki normal damarlara götüren sistemde bir sorun olduğunu düşündürür. Düşündürdüğü zaman, biz o testi yaptığımız zaman, bacakta lenf ödemin tanısını koyduğumuz zaman hemen tedaviye de geçmiyoruz. O zaman nedenlerini araştırıyoruz. Biz böyle bacak şişiyle gelip, karnında kitlesi olan, işte kadın hastalıklarda enfeksiyonu olan, İşte daha önce bir yarası olan, yanığı olan, ameliyatı olan, kanser tedavisi gören hastalar, hastanın hiçbir şikayeti yok, bacağında 3 santim fazlalıkla geliyor. Bunları görüyoruz. Şimdi burada olay şu, burada öncelikle o karnın içerisinde veya kolsa göğüs içerisinde bu yola bir bası yapan, bu rezervuara bir bası yapan, bir kitle, bir skar, bir radyasyona bağlı bir yapışıklık var mı yok mu önce onu tespit ediyoruz. O da yoksa, yalnızca lenf yolları kendiliğinden, aslında doğuştan başlayıp da şu ana kadar şikayet vermeyip ama daha sonra hastanın yaşam şekline göre şikayet veren durumu çözmeye başlıyoruz. Öncelikle bu sekonder dediğimiz, bu yolu tıkamaya neden olan faktörleri ortadan kaldıracağız. Onlar yoksa primer dediğimiz lenf yollarında kendiliğinden olan sıkıntıyı tedavi etmeye başlayacağız. Evet. Bunu bildiğimiz zaman şu şekilde oluyor. Mesela meme ameliyatı oldu. Koltuk altındaki lenf nodları yani rezervuarlar yani o hazineler alındı. Ondan sonra ne yapacağız? Biz kolamıza mesela baskılı bizim varis çorabı gibi kol çorapları vardır. Evet. Onlar birazcık daha basarlar böyle kola şişmesini engellemek için. Ya da bacağı aynı şekilde. Özel lenfödem çorapları vardır. Varis çorabının daha basınçlısı, daha çok deriyi daha az yıpratan fakat basıncı daha çok verdiğimiz özellikle bacağın ölçüleri alındıktan sonra hastaya özel olarak yapılan giysilerdir bunlar. Yani onlar hastaya direkt kişisel tabii kişiseldir. Mesela lenf ödem olan bir hasta mesela bir herhangi bir varis çorabı alması çok etkili değildir. Yani doktor basıncını yazmıştır.
reçeteyle beraber gidecek. İşte bana yani başka bir şey alır gibi. Yani hı hı. Marketten bir şey alır gibi bana bir varis çorabı verin demez. Şöyle yapar. Doktorla beraber veya doktorun öngördüğü bir kişiyle beraber bacağın 3-4 yerlerinden ölçüm alınır. Çünkü zamanla zaten azalacaktır bu bacaktaki şişlik. Azaldığı zaman o varis çorabı dediğimiz lenfödem çorabı artık bol kalır. İşte bunun bol kalmaması için hem periyodik olarak o çorapla ilgili kuruluşa gidecek hastamız hem de o ölçümlerine göre tam kendine uyan özel bir çorap olacak. Her bacağın çapı başka sonuçta. Bu sürekli olarak giymesi mi gerekecek bu çorabı? Sürekli olarak şöyle bir tedavilerimiz. Bu önlem aslında. Hı hı. Bu mesela böyle bir ameliyat yapıyoruz. Kasıkta bir ameliyatımız var. Lenf yollarına hasar olabileceğini düşündüğümüz bir ameliyattır. Bir de şunu çok net söyleyeyim. Lenf nodları ameliyat sırasında çok net görülmez. Lenf nodları ve lenfe açılan damarlar ameliyat sırasında çok net görülmez. Bunların boyaları vardır. Ameliyat sırasında verilir verilmez. Ama yani niye ameliyattan sonra bu yol bozulsun diyebilirler. Bir arter gibi, atar damar gibi, bir toplar damar gibi, bir varis damarı gibi ortada değildir bu. Bu hücresel seviyededir. Gözle görülecek bir sistem değildir. O yüzden siz normal bir şekilde ameliyatınızı yaparken bu damarlara yani bu gözle görülmeyen hücreler arasındaki bu yollara zarar veriyor olabilirsiniz. Böyle bir riski ameliyatların vardır. Özellikle kasıktaki ameliyatlar, mesela varis ameliyatlarında vardır böyle bir risk. Kasıktaki ameliyatlara veya koltuk altındaki ameliyatlarda böyle risk vardır. Veya batın dediğimiz gövdedeki ana damarlara, ana organlara yaptığımız müdahalelerde de vardır. Böyle bir risk her zaman var. Şimdi bu risk olduğu zaman o zaman hastamıza direkt bir varis çorabı ya da lenfödem çorabı vermemiz lazım. Mesela meme ameliyatı yapıldı. Koltuk altındaki lenfler alındı. Bu hastamızı hemen kol için bu giysiyi takmamız gerekir. Çünkü zaten görmüşsünüzdür ameliyat olanlarda şu şekilde parmakları dışarıda bırakan bir giysidir bu. Amaç hücre arasındaki sıvı birikimini en aza indirmek. Çünkü ne dedik? Bunların dökülecekleri bir hazne kalmadığı için hücre arasında göl olmaya başlayacak. İşte o gölü oluşturmadan minimalize etmek. Peki ne olacak? Bunların dökülecekleri bir rezervuar kalmadı. Lenf nodları çıktı. Vücut öyle bir muazzam çalışıyor ki bu hazne ortadan kalktığı zaman başka yollar buluyor. İşte biz o başka yollar bulana kadar vücuda zaman kazandırmamız lazım. Tedavinin esas mantığı budur. Yoksa yapay bir damar getirip o hiç görünmeyen damarları değiştiremeyiz. Bizim amacımız o hücre arasından giden o gözle görülmeyen yolu tıkayan sistemin zararını minimalize etmek, o sırada başka hücreler arasında giden yolu vücudun oluşmasına zaman harcamaktır. Tedavi ve koruma yöntemi bu. Daha da büyüdü bu. Hastamız bunun kontrolünü yapmadı. Şöyle tekniklerimiz vardır. Masaj teknikleri. Bu lenf masajıdır. Bildiğiniz masaj değil. Özellikle lenf nodlarının ve bu rezervuarların bilindiği yere kadar bacağı belirli noktalardan sıvazlayarak masaj yaparız. Yani kanı bir şekilde, yani o lenf sıvısını bir şekilde biz yönlendirir, kasıktaki o olması gereken yere dökülmesine yardım ederiz. Bu bacağı çok iyi bir şekilde rahatlatır. Bizim birçok hastamız işte 5-6 santim bir bacağı daha büyükken diğer bacağıyla eşit seviyeye geldi. Ki bunların hepsine tedavi edilemezsin denmişti. O masajdan sonra mı? Masajdan sonra. Masaj kaç bu seans? Lenföden masajı. Bu her gün yaptığımız hastalar var, gün aşırı yaptığımız hastalar var, haftada bir gelmesi gereken hastalar var. Ama masajlar arasında da bu giysiyi giymek zorunda. Amaç zaman kazandırmak. Hem hastaya hem hastalığa. Çünkü vücut onun zaten bir yolunu bulacak. Ama biraz uzun sürüyor. Peki daha da ileri seviyeye gidelim. İşte bu elefantiyazis yani fil hastalığına. Evet, hakikaten hiç doktora gitmemiş. Buna hep tedavi edilemez demişler. Bacak gittikçe büyümüştür. Bunlar pantolon da giyemezler. Sosyal ihtiyaçlara inanılmaz. Yaşam kaliteleri çok bozuk. Yani iki pantolon, bir pantolon olur, pantolon paçaları birbirine olmaz. Fotoğraflardan biliyorum hocam. Yani bariz bir insan bedeni kadar ayağı aynen, olanlar var. Aynen öyle. Yürüyemiyor yani. Yani işini büyük, yapamıyor. Ayakkabısı yoktur. Sağ bacağında olsun. Ayakkabısı yoktur. Bak genelde tek taraflı diyorum. Ayakkabısı yok. Pantolonu yok. Giysisi yok. Susuzluyor. Yaşam kalitesi bozuk. Deriden aşağı böyle nemli. Susuzluyor. Yara olabilir. Yaraya çok açık. Portakal kabuğu gibi bile olabilir. Aynı şekilde yaraya da çok açık. Bu yaranın oluşması bütün vücutta yayılmasına neden olabilir. Çok sıkıntılı bir süreçtir.
Ve buna bir de tedavi olamazsınız dediği zaman zaten hastanın psikolojisi otomatikman gider. Evet. Yaşama sevinci kalmaz. Çok sıkıntılı bir süreç. İşte burada da lenf fil hastalığına kadar çok ileri seyredilirse eğer biz incelemeyi yaparız yine. Eğer yine karında bir sıkıntı yok. Lenf nodlarında daha önce bir sıkıntı yok. Primer yani direkt yollardan kaynaklanan bir sorunsa yine ufaktan bir masajımızı başlarız. Bu sefer ama kompresyon tedavisi dediğimiz. Bu sefer bir cihazımız var. Bu cihazımız bacağa manşon şeklinde bağlanır. Tansiyon ölçüyoruz ya. Tansiyon evet, manşonun daha uzunluğu düşünün. Bir kolu veya bir bacağı tam kaplayacak şekilde düşünün. Bu sistem şöyle. Ayak parmaklarından başlayıp basınç vermeye. Daha düşük basınçlarla yukarıya kadar, kasığa kadar bacağı sıvazlar. Böylece şunu yapar. Madem vücut kendisi o aşağıdaki sıvıyı yukarıya yani kalbe doğru çekemiyor. Bunu biz dışarıdan bir cihazla yapalım. Sistem budur. Günde bir girerler, iki günde bir girerler. O artık bacağın durumuna göre o yavaş yavaş sıka sıka bacakta artık bir yumuşatır bacağı. O sıvı artık yavaş yavaş dolaşıma katılır. Bu arada bize zaman kazandırıyor. Biz bu arada değerlendirmeleri yapıyoruz. Vücutta da bir başka problem yok, bir kanser yok, bir ameliyat yok, bir yanık yok, bir radyoterapi yok. Bu arada bacak yavaş yavaş şeklini almaya başlıyor. O deri incelmeye başlıyor. O gergin olan yapı azalıyor. O arada sıvısız kalbe doğru gidiyor. Bu kompresyon tedavisi yani mekanik kompresyon. Bu arada hastamız eve gittiği zaman yine o özel lenf ödem çoraplarını giyecek ve devamlı da masaja gelecek. İnanın birçok tedavi ettiğimiz bu konuda hastalarımız var. Ama tedavi çok uzun soluklu. Disiplin yani sabır. İşte bu hastadan hastaya değişir. Yani bir haftada bu işi azaltan 1-2 santimde olan bacaktan tutun. Aylarca, yıllarca bu tedaviye devam eden hastalarımız var. Önemli olan vücudun o yolları kendi kendine bulabilmesini sağlamak. Aslında her vücut, kendine dikkat etmesi gerekiyor. Her vücut buna çok kolay sağlayamıyor.